Herkese selamlar dostlar. 12 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim ve bu videomuzda bir adet ideal kombini olacaktır. 2.22'lik orandan değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal kombinlerin gelmesini istiyorsanız bu videoya artı, atacağınız artı 300 seviyesindeki like. önümüzdeki videoya yani cuma günü olur muhtemelen ona da bir ideal kombini çıkartmaya çalışacağım. Beğenilerinizi bekliyoruz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Japonya ile Türkiye'nin bir hazırlık karşılaşması var. Saat e, 3.20'de maç Belçika'da oynanacak arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Genk'te oynanacak sanırım. Onun da bilgisini vermiş olayım buradan. Yani e, tarafsız sahada oynanacak. Muhtemelen Türkiye'nin taraftarı daha ağırlıklı olacaktır diye düşünüyorum bir hazırlık karşılaşması. E, sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara bekliyoruz. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza alalım. Daha önce yapmış olduğumuz İrlanda Hollanda maç skoru kazanan arkadaşımız da Volkan Özçelik isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden adresimiz ekranda da şu an Kangal Bey olarak da benimle iletişime geçebilir. Herhangi soru görüş öneri ve gruplara katılmak isteyen herkes buradan benimle iletişime geçip IBAN üzerinden de gruplarımıza da katılım sağlayabilir. Onun da bilgisini vermiş olalım. Dün vermiş olduğum ana kombine ve tekli kombine var vardı. Ben bunları arkadaşlar özellikle dedim ki arkadaşlar kadroları bekleyelim. Öyle verelim. Zaten sürpriz sonuçlar çıkıyor. Rotasyonlar oluyor. Bunları tahmin etmesi gerçekten güç yani. Bir de yani mantığa uydurmak lazım. Anladınız mı? Mesela İtalya maçı vardı. Mesela birazdan bahsedeceğim zaten. Neyse ana kombinemiz vardı. da Hollanda'nın düz galibiyeti. Sırbistan'ın da en az iki gol 2 gol atarlı galibiyeti 2-1 orandan. Burada bizim ideal kombinemizdi. Ana kombinemiz kazandı. Tek önerimde Arnavutluk, Japon Arnavutluk Polonya mücadelesiydi. 2-3 gol. Verdiğim 2 kupon da içeride zaten. Bu şekilde kazanmasını bildik. İdeallerden. Bunları da hatta solda da yazdım. Kadroları görüp oluşturdum yani. Maç saatine kadar bekledik. Öyle söyleyeyim. En son yüksek misli vermiş olduğum iki maçta yani iki, bir tanesi canlı bir tanesi de yüksek misli yattı. Şöyle bahsedeyim. Sol taraftan gideyim. Bak çok fazla yüksek gitmiyoruz. Fakat yani bazı maçları yediremiyorum. Makedonya İtalya mücadelesi var. Deplasman bir buçuk üst vermiş. Hadi 40 46'da 47'de gol attı. 1-0 geçti. Top oynamıyor abi. Geri çekiliyor. 1-0 üstüne. Bak sen yeni bir hoca getirmişsin. Spalletti. İlk mücadelesi. Ya biraz istek, biraz arzu. Takımlar ciddi manada oynamıyor. Hatta dedim ki yüksek misliği şu an milli maçlara yapmıyorum dedim ya. Cidden kanser ettiler. Mesela İtalya burada iki tane atamadı. 700 misli başarısız oldu. Son verdiğimiz yüksek misli canlı da yapıyoruz bildiğiniz üzere. 500 misli canlı da başarısız oldu. Eylül'ün kasa durumuna baktığımız zaman da Ağustos ayında devreden 6.921 TL net kar var zaten. Eylül'ün kasası da şu an 2.303 TL'de artıda olarak devam ediyor. Zaten yüksek bir amacı burada yatsa. Şu an kasa 4.000 küsurdaydı mesela. 2.300'e düştü. Yatabiliriz. Çok normal. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Niklar başlasın zaten. Misleri attırarak da devam ediyor. Şu anda kasamız 2.300 TL net artıda. Herkes açık telegram kanalımız var yorumlar ve açıklama kısmında zaten mevcuttur. Oraya da tıklayarak da gelebilirsiniz. Oraya da ara ara tarihçiler, canlı bahisler, kuponlar vesaire atıyorum. Oradan da ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Bunlar da sizler için yaptığımız ücretsiz bir gruptur. 5400-5500 kişinin olduğu bir grup. Canlı olarak zaten kendi grubumuzda zaten devam ediyoruz. Editörlerimizle birlikte Avrupa olsun, basket olsun, futbol olsun hiç fark etmiyor. Nerede maç varsa izlemeye çalışıyoruz. Ve en mantıklı şekilde altına analiz yazaraktan da canlı olarak devam etmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricamız dediğim gibi bu videoda bir adet ideal kombinesi olmak ayaklı. Şöyle artı 300 seviyesinde bir beğeni bekliyorum sizden dostlar. E, yorumda bırakırsanız bol şans yazabilirsiniz. Emeğinize sağlık yazabilirsiniz. Veya maçlar hakkında kendi görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Yani desteklerinizi bekliyoruz diyerekten de devam edelim. İlk mücadelemiz Japonya Türkiye. ideal kombineye almadığım bir karşılaşma. Ya Türkiye'de bildiğiniz üzere sorun var bence. Ben şöyle düşünüyorum. Sizce ne olur yani? Eğer milli sakın burada bilerek oynamamazlık yapar mı? Hazırlık mücadelesi. Eğer olası bir malubiyette mağlubiyette bence kumsal yollar ayrılabilir. Çünkü sosyal medyada son Ermenistan maçı sonrası çok fazla eleştiri geldi. Sadece bizler gibi insanlar değil. Yani ünlü yorumcular bile tüy, çok fazla eleştiri yaptı yani. Kadro değişiklik. Haklılar da yani sonuna kadar da haklıyız. Hoca değişikliği yaşanabilir bence. Orada bizimkiler burada oynar mı oynamaz mı? Ben burada bir hazırlık maçı. Maçı da bırakabilirler. Oyuncular da hoca değişikliği yapabilir. Bu bizim milletimiz de var yani. Japonya'nın son maçını izledim. Almanya mücadelesi 4-1 kazanmasını bildi. Şöyle anlatayım maçı. Japonya oyuncular pire gibi. Şimdi editör arkadaşımızla konuşuyor bunlar pire gibi diyor ya. Uçuyor hepsi. Kaptıkları topla attı. Zaten 2 tane gol 90'da geldi. Orta sahada yapılan hataları çok iyi değerlendirdiler. Karşı karşıya kaldılar. Pas yaptılar. Araya güzel kaçtılar. Karambola orta kanat ortalarından 4 tane gol attı Japonya Almanya'ya karşı. Bir hazırlık maçı Japonya'da olası bir rotasyon tabii ki olabilir. İlk maçta oynamış isimler, oynamış isimler yedek kalabilir vesaire. Ama Türkiye takımında da illaki rotasyon olacaktır. Yüksek orandan bir KG var alınabilir. Oran bence KG varına göre yüksek bir hazırlık karşılaşması zaten. Bunun bir var, bir gibi oranı var. Gelme ihtimali var bence, gelebilir. Benim skor beklentim burada Japonya tarafına bir galibiyet de çıkabilir. 2-1 bir Japonya galibiyeti çıkabilir. Evsel 1.5 üstüne oranı bir 87. Yani olası bir sürpriz olaraktan da ben burada ya yani sürpriz de değil. Maçın favorisi açıkçası Japonya zaten. 2-1'lik bir Japonya galibiyeti çıkabilir ama ben burada tarafa gitmeyeceğim. Evsel 1.5 üstüne yüksek orandan değerlendirmesi yapılabilir. İspanya-Güney Kıbrıs karşılaşması. Maçın zaten hiçbir şekilde oranı yok dostlar. Bu oranın olmamasının sebeplerinden bir tanesi de son maçında 7 atması ve rakibinin zayıf olması. Ve İspanya'nın burada biraz da kazanma zorunluluğu olması durumunda. Baksana alt taraf 4-4-6 çok geride kaldı İspanya. İspanya'nın da biraz kazanma zorunluluğu olması kaynaklı. İyi de oynuyor fakat bu maçta olası bir rotasyon olacaktır. Ee, örnek veriyorum Williams ilk 11'e çıkabilir. Yamal sağ kanatta ilk 11'e çıkabilir. Ona rağmen maçın indeks beklentisi 5-1. Onu söyleyeyim ben size. Maçın beklentisi 5-1. Şu an ekranda açık benim bilgisayar karşımda. 5-1'lik bir beklenti var. E bu maça ne alabiliriz? Hiçbir türlü oran alamazsınız. O yüzden buradan biraz daha risk almak lazım. İlk yarı 1.5 üst 158. hızlı başlayan bir İspanyol olabilir. Geçen maç böyle yaptı. 4 tane attı ilk yarıdan. Burada Güney Kıbrıs oynayacaklar. Taraftar önünde. İlk yarı 1.5 üst oranı 158. Maç hangi stattaymış ona bakmadım. İspanya'da. İlk yarı 1.5 üstü de buradan değerlendirme altına alabiliriz. Nor Norveç ile Gürcistan karşılaşması. Gürcistan son maçında çok ağır bir mağlubiyet aldı bildiğiniz üzere. Yani oyun olarak sahada yoktu. Ki Norveç'in de burada Gürcistan'ı bence yenmesi lazım. Doğrudan rakip olarak söyleyebilirim. İdeal kombineme aldım bu mücadeleyi. Puan durumuna baktığım zaman da 4-4 aynı puanda. En son Norveç Gürcistan'ı deplasmanda 2-1 yenmişti. O maçta Haaland da yoktu. Maçta Haaland da olacak dostlar. Onun da bilgisini vereyim size. İlk 11'de olacaktır Haaland'la. Odegaard ve yani şöyle zaten kadro olarak baktığımız zaman da Gürcistan'da bir Kıvara ön plana çıkıyor. Gerisi de Mamardaş Fili falan da onlar da var sanırım. Ama Norveç'e baktığım zaman da daha çok daha elit takımlarda Burnley mesela halanda falan çıkartıyorum. Odegaard'ı da çıkartıyorum mesela. Burnley ne bileyim Benfica gibi isimlerde bulunan ve bunlar ilk 11 oyuncuları. O yüzden burada Norveç'in kazanmasını bir buçuk üstüne biri yani Norveç'in e en az iki gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. İtalya ile Ukrayna karşılaşması. İtalya'nın son maçını izledim. Ukrayna'yı da izledim. Onu da belirteyim. İtalya Spalletti ile birlikte eğer burada olası bir puan kaybı yaparsa yani çıkmama ihtimali burada olası bir Ukrayna galibiyeti İtalya'yı gruptan çıkartmaz. Net bir şekilde çıkartmaz yani. İtalya burada mağlup olm olmaya çalışacaktır. Öncelikle en kötü beraberlik lazım bu maçta İtalya adına. Oynamış olduğu oyun Açıkçası iyi değildi. Zaniolo ikinci yarı girdi. Biraz hareketlendi. Ve hareketlendirdikten sonra gol geldi zaten biraz. O ilk kombi de olabilir mesela Politano'nun yerine. Ben bu mücadelede sakın İtalya tarafına bence girmeyin. Yani girmeyin bence. Kazanma ihtimali var. Fakat yani kazanırsa da zaten bu maç 2-3 gol pareminden çok fazla aşmaz. Mücadele genelinde 2-3 gol. Toplam gol 2-3 golün 1.75 gibi oranı var. Değerlendirecekler bence bu yönden bir değerlendirme yapsın. Tekli alsın biraz daha yüksek orandan risk alsın en azından ki mücadele gelirse çok golle beklenmiyor. Tam 2 golle de kalabilir. 2-3 gol bence idealidir bu maçın. Aynı şekilde İtalya ne dediysem Makedonya maçı da, da aynı. Olası bir taraf galibiyeti bence alınmaması gereken bir karşılaşma. Makedonya evet daha iyi oynayabilir. Son maçında da bir berabere kaldı İtalya maçında izlemişsinizdir mutlaka. Yani çok iyi bir oyun yoktu ama Taraftar önünde e, diri durmaya çalışan bir Makedonya vardı. Malta deplasmanında olacak burada. Yine mücadele genelinde e, Makedonya'nın favori. Kadro olarak da favori zaten. Fakat mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol. Yine aynı şekilde yani mücadele 2-0, 2-1, 1-1 ayarında bitebilir. Çok fazla gol vaat etmiyor. Tam 2 golde kalabilecek karşılaşmalardan bir tanesi de bu. Makedonya burada biraz daha risk alacaktır. Çünkü İtalya'yı da geçme şansı var mı? Var. Son maçında zaten birbiri beraber kaldıklarında bile teknik direktörün sevincini görmeniz lazımdı. İsrail ile Belarus karşılaşması. Kadro olarak karşılaştırmıyorum zaten. Ve İsrail zaten bu tür milli maçları iyi oynayan bir takım. Belarus'un ilk kombininden şöyle kısaca bahsedeyim isterseniz. Genellikle kendi liginde Neman Grotno, Bate Borisov gibi takımlarda kendi liginin oyuncularından barındıran bir takım. İsrail'in burada galibiyeti değerlendirebilir. Ben burada yine 1.5 üstünde 1'i 38 gibi oradan aldım. Ve ideal kombineme de koydum. İsrail'in burada... İdeal zaten son mücadelesinde berabere kaldı Romanya ile maçında. 2-3 gol 1-1 gibi bir skor beklediğimi söylemiştim. Tam böyle bitti. 1-1 bitti. 2-3 gol ile geldin. Burada İsrail burada grupta da ihtiyacı olan bir takım. Yani zirveye oynayan bir takım. Bu grupta işler karışık. İsrail buradan çıkabilir. 1.5 üstüne bir direkt alınabilir. Toplamda 6 maçım vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendireceklere bol şanslar. Bir adet de ideal kombinemiz var. İdeal kombinemiz ekranda Norveç Gürcistan maçına 1.46 gibi orandan 1.5 üstünde 1 olarak aldım. Yarın oynanacak 21.45 mücadelesi. Haaland'a güveniyorum. Odegaard vesaire ve diğer oyuncular da güvenerek de Norveç'in burada en az 2 gollü bir galibiyetini bekliyorum. İsrail Belarus mücadelesine de 1.52 gibi orandan aldım. İsrail burada yani galip gelmeye çalışacaktır ve gerçekten iyi de bir futbol gidecektir bence. İsrail ve burada doğrudan 1. 1.5 üstüne bir hatta değerlendirecek herkese bol şanslar. Toplam oran 2.21. 1.46-1.52 çarpıldığınız zaman da 2.21 veya 2.22 olması lazım. Sizlerle değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.